Dakikalar, saatler, saniyeler geçmiyor ki transferin kapanmasına 5 gün kala Galatasaray'la ilgili forvet dedikoduları çıkmasın. Evet, forvetsiz Galatasaray kimi alacak? Herkes bunu çok merak ediyor. Son saatlerde ajanslara düşen bir iddia var. İngiliz Telegraph gazetesinin iddiası. Charlie Austin, 29 yaşındaki İngiliz sporcunun Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Charlie Austin'i hemen hemen tüm futbol severler, Avrupa futboluyla yakından ilgilenenler biliyordur eminim. İngiliz futbolcu 29 yaşında, milli takım formasını henüz hiç giymemiş. 22,5 milyon euro piyasa bedeli var. Oldukça yüksek bir piyasa bedeli. Galatasaray'ın bu oyuncuyu satın almaktan ziyade kiralama opsiyonuna gideceğini düşünüyorum. Ve 30.06.2020 tarihine kadar yıllık 4 milyon euro alıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman pozisyonlarına bir inceleyelim. Pozisyonlarında direkt fırsatçı golcü, çalışkan forvet, pivot santrafor, yaratıcı forvet, komple forvet, yardımcı forvet. Aslında Galatasaray'ın ihtiyacını birebir karşılayan özellikler olduğunu görüyoruz. Sol ayağı, orta, sağ ayağı ise çok kuvvetli. Şöyle bir bilgilerine bakalım Charlie Austin'in. Sevdiği kulüpler Swindon, sevdiği oyuncu Pool, Hungerford ve Liverpool taraftarı. Liverpool'da da oynamıştı hatırladığımız kadarıyla. Temsilcisi Billy Roberts, medyaya karşı tutumu sağduyulu ve o konuşabildiği dinler tabii ki İngilizce arkadaşlar. Özelliklerine bakalım. Özelliklerinin analizini yapalım. 1.88 boyundaki Charlie Austin 84 kilo. Baktığımız zaman aslında bakarsanız biraz sanki kilosu fazla gibi gözüküyor. Fiziksel özelliklerinde çeviklik 10. Evet, bunun işte kilo ile ağırlığı var tabii çevikliğin. Dayanıklılık 15, denge 14, güç 15, güçlü ve dayanıklı bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Hız 13, hızlanma 12, vücut zindeliği 14, zıplama 14, zıplama yeteneğinin iyi olduğunu, vücut zindeliğinin 14 ratinginde sakatlanma riskinin düşük olduğu anlamına geldiğini çıkarıyoruz. Aslına bakarsanız kötü fiziksel özellikler değil, güçlü, dayanıklı bir oyuncu. Türkiye Süper Ligi'nde de iş yapabilecek bir oyuncu. Zihinsel özelliklerine baktığımız zaman agresiflik 13, cesaret 15, çalışkanlık 16, gayet çalışkan bir oyuncu olduğu özelliği ortaya çıkıyor. Karar alma 14, kararlılık 14, konsantrasyon 13, liderlik 11, ön sezi 16. Bir golcü için yeterli bir ön sezi, hatta yüksek bir ön sezi bile diyebiliriz. Özel yetenek 10, evet biraz çok hani böyle ekstra bir özel yeteneği yok. Pozisyon alma 8, soğukkanlılık 15, takım oyunu 11, soğukkanlı olması da bir forvet için çok önemli. Topsuz alan 16, gerçekten bir forvet için önemli reytinglerden biridir 16. Vizyon ise 10. Zihinsel özellikleri gayet yeterli. Zaten belli bir kariyeri olan bir oyuncu, gelişimini sağlamış bir oyuncu. Ve teknik özellikleri, bitiricilik 17. Evet, Galatasaray'daki bütün forvetleri toplasanız 17 etmiyor. Zaten evde kaç forvet var, bitiriciliği üst düzey. Dribbling 9, biraz ağır bir oyuncu açıkçası. İlk kontrol 13, fena değil. Kafa vuruşu 15. Kafa vuruşunda iyi olduğunu düşünüyorum. Duran topları zayıf, köşe vuruşu 4, penaltı, aslında penaltı atabiliyor 14, markaj 8, orta yapma 4, teknik 14, tekniğinin de yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir geçmiş kariyerine bakalım. Kariyerine İngiltere'de Thatcham'da başlamış, oradan Hungerford'a geçmiş, 30 maçta 5 gol atmış, oradan Pool'a geçmiş bedelsiz, 35 maçta 34 gol atmış 2008-2009 sezonunda. 2009-2010 sezonunda Pool'da 8 maçta 14 gol atmış ve buradan Swindon'a geçmiş, 56 bin Euro'ya geçmiş arkadaşlar, 33 maçta 19 gol atmış. İşte bu adamı aslında bakarsanız burada yakalamak lazım, yani burada scout transferiyle bu adamı almak lazım. Önemli olan nokta burası, şu an almak herhangi bir başarı olduğunu düşünmüyorum. 56 bin Euro'ya Swindon'a geçmiş. Orada 33 maçta 19 gol atmış. 2010-2011'de yine Swindon'da 21 maçta 12 gol atmış. Daha sonra artık yükselişine başlamış kariyerinde. 1.4 milyon Euro'ya Burnley'e geçmiş. 4 maçta 1 gol atmış ilk sezonunda. İkinci sezonunda Burnley'de 41 maçta 16 gol atarak kendini ispatlamaya başlamış. 2010-2013'te Burnley'de 37 maçta 25 gol atmış. Çok iyi bir istatistik. Ve daha sonra oradan 4.7 milyon Euro'ya Kulübak Rangers'a geçmiş. Quick Park Rangers'ta 31 maçta 17 gol atmış. Bu da bence çok iyi. İkinci sezonunda 2014-2015'te 35 maçta 18 gole ulaşmış. Ve 2015-16'da Quick Park Rangers'ta 16 maçta 10 gol atmış. Ve artık Premier Lig zamanı demiş. Ve Southampton'a 4.9 milyon euroya gitmiş.
İlk sezonu çok iyi geçmemiş. Burada sakatlık etkisi de var. 5 maçta 1 gol atmış. İkinci sezonda 2016-2017'de 15 maçta 10 gol, 6 gol atmış ki bence iyi bir ortalama. 2017-2018'de de 24 maçta 7 gol atmış. 2017-2018'de Shantampton'ın zaten gol sayısı çok düşük olduğu için 24 maçta 7 gol iyidir arkadaşlar. Şöyle bir sakatlığına bakalım. Evet, sakatlıkta sıkıntı yaşamış. 2017'de bir 2 ay, 2016'da 5 ay, 2016'da yine 3 ay, yani 2016 mahvetmiş onu kısacası. 2016'da yine diz dönmesi yaşamış 2 hafta, 2016'da 4 hafta ayrı kalmış, 2014'te bir 3 ay sakatlık geçirmiş. Omuz çıkığı ağırlıklı sakatlık, gördüğünüz üzere omuzunda sıkıntı var arkadaşın. Daha sonra 2013'te de 3 ay. Ve en son ilk başta 2011'de kariyerin başında da 3 ay. Yani oldukça sakatlık kariyeri yüksek bir oyuncu. Baktığım zaman 8, 11, 14, 17, 19 ay. Yani şuradan 2 desek 19, 21, yaklaşık 22 ay. Yani yaklaşık 24 ay desek 2 sene futboldan sakatlık nedeniyle uzak kalmış. Şöyle sözleşmesine bakalım bir. 4 milyon euro alıyor. Vergi sonrası ise yıllık 2 milyon 165 bin euroya geliyor. Yani Türkiye'ye gelmesi halinde tabii bu rakamın minimum 3,5 milyon euro olacağını hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Şimdi son yorumumuzu yapalım genel olarak Charlie Austin'le. Tabii ki Galatasaray şu an açıkçası eli ayağı tutan, nefes alan bir forvet gelse bile buna razı. Charlie Austin kiralık gelmesi halinde tabii ki çok iyi bir forvet. Yani kariyeri olan bir forvet. Evet, biraz önce gördük, sakatlık geçmişi biraz kabarık. Ama her halükarda bitiriciliğiyle ve gücüyle Galatasaray çok güç katacağını düşünüyorum. Kiralık olursa en azından daha mantıklı. Zaten Galatasaray bonservisini alacak gücü olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Umarım bu transfer olur. Galatasaray'ın böyle bir itici bir transfere gerçekten şu an çok ihtiyacı var. Galatasaray taraftarları çok merak ediyorlar artık. Bir an önce sonuçlanmasını istiyorlar. Kısacası bu transfere olumluyuz arkadaşlar. Umarım Türk futbolunda Charlie Austin'i görebiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuyla ilgili yorumlarınızı video altına yaparsanız memnun olurum. Hoşçakalın.